Evet, merhabalar arkadaşlar. Ben Mimoza Bilişim Edmini Onur Kalafat. Bu dersimizde sizlere Search Console aracılığıyla yani Google Arama Konsolu aracılığıyla web sitenizin trafiğini öğrenme ve haftalık, aylık metriklerinizi takip etme, karşılaştırma ve benzeri bunlardan bahsedeceğim. Ve en önemlisi günlük trafik öğrenme. Fakat tabii her şeyden önemlisi şu var arkadaşlar. Ne diyoruz? İlk önce tabii ki yani her şeyden önemlisi ilk önce sitemizi kaydedeceğiz. Search Console'a sitemizi kaydedeceğiz. Evet, ben de bugün bir tane yeni site açtım. Evet, gördüğünüz gibi Fenerbahçe taraftarı diye. Evet, böyle pek fazla özenmeden üzerinde onurkalafat.com.tr diye. Evet, daha evvelden domainim vardı. Üzerine kurulumu yaptım. Henüz daha SSL tanımlamadım. Evet, arkadaşlar, şimdi sitemiz bu. Ben bu sitemi Google Search Console'a nasıl kaydederim? Hemen, Search Console'a geldim. Search Console'a gelmek için ne yapıyorum arkadaşlar? Yani arama konsolu. Ne diyoruz arkadaşlar? Google arama konsolu diyoruz değil mi arkadaşlar? Google arama konsolu diyoruz ve Google arama konsoluna giriş yapıyoruz. Evet, bu şekilde giriş yaptık. Şimdi arkadaşlar burada yukarıdan sol üstten sitemiz herhangi bir site gördüğümüz yani site isimlerini yazdığı yerden mülk ekle diyoruz arkadaşlar. Evet. Burada ilk önce şu kısım var. Mesela alan adını ekle diyor ve evet X'in değişik bazı özellikleri de var. Burada yazıyor zaten okuyup görebilirsiniz. Hemen ne yapıyorum ben buraya alan adımı yazıyorum. Pardon. Evet, e-mail adresi yazıyorduk. onurkalafat.com.tr devam diyorum. Ne diyecek? Mülk doğrulamak için bana kod verecek. Evet. Şimdi diyor ki bu Google verification yani doğrulama kodunu sitene ekle diyor. Peki. Şurada kopyala var. Kopyalaya bastığımda gördüğünüz gibi kopyaladı. Evet. Şimdi ben bunu nereye koyacağım? Burada nerede yazıyor arkadaşlar? Bakalım. Bu yöntemi kullanmayacağım arkadaşlar. Ben farklı bir yöntem kullanacağım. Çünkü alan adı sağlayıcısını bulmam şu anda şey biraz, pardon. Evet, bir kez daha yazalım. TR dedikten sonra arkadaşlar evet bu yöntemi öneriyor. İlginç. Farklı yöntemler de var ama evet. Peki. Diğer yöntemi kullanayım arkadaşlar. Örneğin şimdilik evet. Devam diyelim. Tabii ki doğrulanmadığını söyleyecek. Şimdi doğrulamamız için bize ne veriyor? Bir tane HTML dosyası verebilir. Veyahut daha kolay bir yöntem sitemizin dashboard'undan yani kontrol panelinden hemencecik doğrulama yapabileceğimiz kodu şuradan kopyaladım. Evet, ne diyor? İlk body bölümünden önce head bölümüne eklenmelidir. Evet. Bitirdim. Kopyaladım çünkü ben onu. Şimdi sisteme geliyorum. Kontrol panelime girdim. Dashboard'uma girdim arkadaşlar. Evet, burada appearance yani görünüm WordPress sitelerde. Siteniz HTML bir site de olabilir. Hatta bundan sonra bir tane bir HTML siteye de doğrulama yaparız. Peki. Ve herhangi bir kodlama sisteminde hazırlanmış bir site rahatlıkla olabilir.
Şuradan header bölümümü bulacağım. Çünkü header bölümü tüm site genelinde çıkan bölüm. O yüzden. Evet, burada ne yapıyordum arkadaşlar? İki head etiketi arasına. Evet. Yani şurada head etiketim bitmeden ben bu kodumu buraya koysam daha hoş olur. Şuraya Google Site Verification kodumuzu updateleyip evet, dedikten sonra tekrardan Search Console'a geliyorum arkadaşlar. Ve burada zaten az evvelden evet şöyle bakalım. Yazdıktan sonra devam diyoruz ve doğrulanacak. Acaba hata verir mi diyoruz? Ya, vermez. Ben hangi yöntemi kullanmıştım? Şunu kullanmıştım. Doğrula diyorum. Evet. Şu anda bulamadım. Olabilir. Bir kez çevirelim. Kez daha şey yaptım. Evet. Pardon. Bu yöntem değildi bizimkisi. HTML etiketiydi. Şu yöntemdi. Evet. Doğrula diyorum. Evet. Bulamadığını söylüyor. Neden olur bazen arkadaşlar? Bazen şöyle bir ana sayfaya gidip şöyle bir sayfayı yeniledikten sonra evet, HTML etiketimizle head bölümünde ilk bölümünden önce head bölümüne eklenmelidir. Doğrula diyorum. Bir kez daha yapabilir. Kodu daha yukarıya bir yere yapıştırırım örneğin. Gelirim arkadaşlar. onurkalafat.com.tr sitemde burada evet, Appearance, Team Editor. Olabilir. Bazen böyle deneme yanılma da yapabilir insan. Bir yöntem tamamen doğru bir şekilde anlatılabilir. Bazen size uymaz. Evet, şu kodu Ctrl X ile kestim kodu. Geldim. Hemen head bölümüne yapıştırıyorum şeye belli ederek. İki satır kaydırdım. Evet, update dedim. Şöyle bir sitenin kendine gelsin. Şöyle bir siteyi açtım. Bir kez daha doğrulama kontrol ediyorum. HTML etiketinde. Evet, bakalım. Allah Allah, 3 seferdir. Evet, düzeltip doğrulamaya başka bir doğrulama yöntemi kullanın diyor. Neden böyle olabilir? Bilemedik. Peki. Google etiket yöneticisi yöntemi var. Değişik yöntemler var. Ama burada en çok bilinenlerden bir tanesi yine arkadaşlar. Şöyle bir dosya indirip bunu evet, web sitemizin hosting paketinde root domain'e yerleştirmek. Evet. Bir dakika arkadaşlar. Ben şuradan bir şey daha deneyeceğim. Evet. onurkalafat.com.tr bir kez daha deneyelim. Böyle diyor. Doğru da dersek. Evet. Sürekli şekilde bize doğrulamanın olmadığını söyledi. Tamam. Ben şuraya bir dosya indirdim gördüğünüz gibi. Hemen server'ın
Direct admin kullanıyorum. Direct admin'e giderim. Burada ilgili siteye ulaştım. Evet, zannedersem evet. Bakalım şimdi. Dosya yöneticime giderim. Ve burada evet. Şimdi hangi sitede olduğunu bilemedim. Bir kez geri geleceğiz arkadaşlar. Şöyle şuradan admin'e basıp şuradan ilgili hesabımı bulup buraya login olup dosya yöneticime geçip arkadaşlar burada public HTML içerisine dosyamı upload ederim. Şuradaydı dosyam. Şuradan alırım, upload ederim. Evet, dedikten sonra dosyam buraya geldi mi? Evet. Google Syndication, hatta iki tane benzer bir dosya var. İlginç. Evet, her neyse. Şimdi evet arkadaşlar, ne yapıyoruz şimdi? Buradan doğrula diyoruz. İlgili basamakta, hangi basamaktaysak o basamakta doğrulama yapıyoruz. Evet, sahiplik doğrulandı. Şimdi mülke gidiyorum. Tabii ki yeni bir site olduğu için şu anda biraz bekleyeceğiz. Siteniz mobil öncelikli dizine eklenmeye geçirildi. Google'ın sitenize yönelik tarama istatistiklerini mobil tarayıcı kullanarak yapılmaktadır. Evet, anladım. Güzel bir şey. Yani mobile first oldu. Evet. Şimdi arkadaşlar ne diyor? Veri işleniyor ve birkaç gün içerisinde web sitemi nasıl bir ilerleme gösterdiğini ben görebileceğim. Şimdi sizinle burada daha evvelden kaydedilmiş siteler üzerinde bir ne derler? Web sitesi trafiği ölçmeyi öğrenelim beraberce. Şu bölüm şurada web sitesinin kapalı kaldığı bir zaman olmuştu veya burada Search Console'dan çıkmıştı. Böyle bir şey. Bir ara bir web sitem ilgilenememiştim. Vaktim yoktu. Çünkü kendi özel sitem bu. Bir blog sitesi, eğitim sitesi. Bakın arkadaşlar şimdi aynen az evvel eklediğimiz site, mesela bu sitemiz ekranlarım karıştı. Evet, her neyse. Şimdi eklediğim sitede bir müddet sonra bu şekilde aldığı indeksleri, ondan sonra nerelerden ne indeks alıyor vesaire ve benzeri metrikleri gösterecek. Şimdi genelde herkese son 3 ayı gösteriyor. Şu son 3 ayı ben son gün, yani 25 Mart yapıyorum. Bugün ayın kaçıymış bakalım. Evet, bugün ayın 26'sı, ama bazen hani saat farklılıkları olabiliyor. Eğer ki mesela burada bir saat birimi vermiş, bir saniye bir daha bir bakalım oraya. Tüm saatler Pasifik zaman diliminde, yani Amerika'ya özgü bir saat dilimi oluyor anladığım kadarıyla. Evet, saat dilimi farkı var. Evet, mesela 25 Mart tarihinde sitem günde 210 pekil hit aldığını görebiliyorum burada. Benim bunda çok güzel hedeflerim var aslında. Şimdi burada size bazen biraz bir sohbet havasında bahsetmek istersem, şurada en fazla indeks alan şu anlatımlar arkadaşlar, hepsi özgün ve bana ait anlatımlar. Fakat mesela şu listeyi uzatırsam aşağıya doğru, bakın şöyle daha az tıklama alan aynı gün içerisinde yine benzer sayfalar. Fakat çünkü ben bu sayfaları tanıyorum. Evet arkadaşlar, şunun öneminden bahsetmek istedim size. Özgün içerikler kullanın her zaman.
Her zaman özgün içerikler kullanın. İnsanlar da buna önem veriyor. Google da buna önem veriyor. Şimdi şöyle bir karşılaştır özelliği var arkadaşlar. Son günü bir önceki günle karşılaştırmak mantıklı değil. Çünkü zaman dilim farkı var. O yüzden çok gerçekçi sonuçlar çıkmayabiliyor. Son 7 günü karşılaştırdığımız zaman yani bundan önceki 7 gün ve daha evvelki 7 gün. Bakın. Önceki 7 günde 1191 bin pardon 1.91 bin. Evet, buradaki nasıl bir rakam? Ben de karıştırdım şimdi, evet, son 7 gün. Evet. Ve bir düşüş yaşamışım, değil mi? 1.87 bin. Hafif bir düşüş yaşadığımı görüyorum. Acaba bu düşüş neden olabilir diye düşünüyorum. Mesela benimkisi eğitim sitesi. Okullar kapanır. Ne bileyim, mesela tatil yaklaşır ve benzeri zamanlarda benim sistemin hiti düşer genelde. Şöyle baktığımızda son 28 günü bir önceki 28 günde karşılaştırdığında sistemin kapalı olduğu zamana denk geliyor. Peki şöyle karşılaştırdığımda peki saniye arkadaşlar. Mesela son 6 ayı bir önceki 6 ayla karşılaştırdığımda bir önceki 6 ayda bayağı bir yüksek bir trafiğim varmış. Son 6 ayda daha az bir trafik görmekteyim. Evet, ben bu siteyle daha fazla ilgilenmeliyim diye düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi burada görebileceğimiz metriklerden bahsettik. Bakalım şimdi. Bakın ortalama tu dediği değer arkadaşlar. Evet. Ve ortalama konum yani şöyle değerler veriyor. Mesela A1 İngilizce kelimeler de ben 3.9. sıradaymışım. Moodle konu anlatımında bu sırada ve benzeri böyle değişik sıralarım var. Evet. Bunların hepsine son tarihte son 7 günde böyle son 12 ayda hatta bakın son 12 ayı inceleyelim. Görüyor musunuz? Evet, grafiği arkadaşlar. Burada her şeyi görebilirsiniz. Mesela ben son bir yıldır en fazla kelime aramalarından yani kelimelerle ilgili konu çalışmaları aramalarından hit yani trafik aldığımı görebiliyorum arkadaşlar. Evet, bakın A1, B1, B1 kelimeler, C1 düzensiz fiiller. Aynı şekilde şu oku tersine çevirirsem de en az hit aldığım sayfalar, daha sonra da sorgular bakarsam bu oku yukarı kaldırdığımda bakın bu sorgularda çalışma yapabilirim. Veya ümidim yoksa artık o sorgulardan ümidimi kesebilirim ama en güzeli bunlarda çalışma yapmak. Burada cihazlar, hangi cihazlardan girişi yapıldığı. İşte mesela en fazla masaüstünden, daha sonra mobilden vesaire böyle bir şey var. Çünkü bu konu anlatımı çalışacak bir şey. Cep telefonundan çalışmaya çok uygun değil. Daha çok böyle oturup konu çalışılabilecek bir şey. Mesela bakın sayfa sayısı diyor işte ülkeler hangi ülkelerden girenler var. Türkiye'den sonra kardeş ülke Azerbaycan, Almanya, İngiltere'den vesaire ziyaretçilerim bulunuyor arkadaşlar. Evet, söz konusu olan trafik kontrol etme bu şekilde. Arkadaşlar trafiklerimize bakma. Web sitemizi eklerken bir iki aksilik yaşadık. Daha sonra, o mu olabilir? O şekilde olabilir bazen.
Bazen olabiliyor arkadaşlar. Diğer yöntemi denersiniz örneğin. Hangi yöntemse daha uygunsa o yöntemi denersiniz. Fakat tabii Search Console'un kullanımı sadece bunlarla sınırlı değil. Çok güzel şeyler var burada. Örneğin mesela buraya site haritalarınızı veriyorsunuz ve benzeri ve benzeri. Bunları da yer yer zaman zaman değişik videolarında anlatacağım. Bir sonraki videomda da Yandex, Metrika, ısı haritalarını anlatmayı planlamaktayım. Evet, dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar.